Online alışverişte güven arayanların adresi Öz Boyacı Altın. Bekir Develi ile Peynir Gemisi'ni sunar. Sol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Canlarım hoş geldiniz, hayırlı cumalar. Akşamınız mübarek olsun. Bugün çok sevdiğim bir kardeşim benimle beraber. Ben kendisini, aslında tanışmışız biz kendisiyle ama unutmuşum tabii. Sanatçı olunca insan haliyle tanıştık, insanları unutabiliyor. Mersin Gençlik Merkezi'nde tanışmışız. Hatta fotoğraf bile çekmişiz, evet, değil mi? Evet, Yenişehir Gençlik Merkezi'nde. Yenişehir Gençlik Merkezi'nde fotoğraf bile çekilmişiz. Kendisi benim canım ciğerim, hemşerim ama nasıl olduysa unutmuşum. Aradan bir süre geçtikten sonra Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu Beyefendi, ya bizim şöyle bir gönüllümüz var, bir baksana belki yayına çıkarmak istersin dedi. Bir baktım, ay müthiş, şu hesaptan siz de bakabilirsiniz. Ama tabii lütfen yayından sonra, Instagram hesabı burada. 200 küsür bin takipçisi var. Tam bir fenomen. Ondan sonra tam bir yörük kızı. Bugün Gezen Oğlak mahlasıyla maruf Elif Akçivi bizlerle beraber. Elif hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın abin? İyiyim çok şükür, teşekkür ederim. Allah'ın, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, şükürler olsun ya Elif. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben çok büyük ederim. İnsansın yemin ederim. Ben sizin hayranınızdım. Estağfurullah. Şimdi artık tanıyınca... Hayır, ben... şimdi de öyle. Elif hoş safa geldin. Şimdi Elif, hayatında ilk defa uçağa daha geçtiğimiz günlerde bindin. Evet. Herhalde. O da burada bir programa Bakanlığın, Gençlik Spor Bakanı programa katılmak için. Hı-hı. Nasıldı? Çok kötüydü. Çok berbat değil mi? Binilecek akıl işi değil değil mi? Yani gerçekten böyle şeydi, hani insanın bilmemesi gereken bir araç olduğunu düşünüyorum. Bence de ya, ben bilmiyorum. Evet. Şimdi ilk defa uçağa binmiş o zaman. Bizim geldiğinden haberimiz yoktu. Aslında haberimiz olsaydı o zaman çekerdik. Sonra bunu öğrenince dedik ben sana uçak bileti alayım abim. Kendisi Mersin'de, zaten sonra hayat hikayesini beraberce dinleyeceğiz. Mersin'de yaşıyor. Dedik ki o zaman seni buraya getirelim uçakla. Aman abi dedi, kurban olayım, uçak alma. Ben dedi otobüsle gelirim dedi. Ta Mersin'den buraya otobüsle geldi bu yayına katılmak için. Çok teşekkür ederim bu yüzden. Ben çok büyük fedakarlık. Baba oğluna, ana kızına yapmaz. Ben yaparım. Allah senden razı olsun Elif'ciğim. Madem hayranımsın. Peki Elif. Şimdi siz Gülnar'da yaşıyorsunuz, evet, Mersin'de, evet, dağda yaşıyorsunuz. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey zannediyorsanız aşk olsun size. Çünkü ben asla bunu yapmam. Hani ay daha dikkat çekici olsun diye yöresel kıyafet giydirmişler. Yok işte çadırda yaşamıyordur bunlar şey miyse. Vallahi billahi böyle bir şey yok. Biz böyle şeyler yapmayız. Elif de yapmaz, sen de yapmazsın. Yapmam. Asla yok. Neyse o, olduğu gibi geldi buraya. Evet. Peki nerede yaşıyorsunuz şimdi Elif'ciğim? Anlat bize. Biz şimdi Gülnar'ın Kayrak Köyü var. He. Onun da dağlarında işte çadırımız var. Çadırda yaşıyorsunuz. Evet, yaz kış çadırdayız. Ha. Tam yörük çadırı. Şu an bu yanda gördüğümüz sizin çadırınız mı? Evet. Vay be, ne kadar güzelmiş. Allah Allah. Peki çadırda yaşıyorsunuz. Kaç kardeşsiniz? Dört kardeşiz. En dört büyük kardeş. Benim. Dört kardeş. En büyük de sensin. Evet. En büyük sen olduğuna göre en bütün işler hep sen dedin. Hep bana kalıyor, evet. Ne yapıyorsun? Anlat bakalım. Şimdi ben önce aileme yardım ediyorum. Hem okuyorum hem de aileme yardım ediyorum. En büyük olduğum için de. Tabii bir de kız olarak en büyük olunca daha zorlaşıyor işler. Yüksek lisans yapıyorum sanat tarihinde Mersin Üniversitesi'nde. Kız onu ben finalde söyleyecektim, ya, şaşırtacaktım. Ha. Sanat tarihinde yüksek lisans yapıyorum Mersin Üniversitesi'nde. Canım kardeşim seninle ne kadar gurur duysak az ya. Neyse devam et. Davar gidiyor. Sabah ezanıyla, biz zaten asla geç kalkma gibi bir lüksümüz yok, asla. En küçük kardeşlerimizi bile babam öyle alıştırdı, öyle kaldırdı. Sabah namazıyla kalkıyorsunuz. Evet, herkes kalkmak zorunda. Hayvanlar, biz, herkes yani. Evet. Sonra kahvaltı arası var, çok kısa bir. Ondan sonra işte artık başlıyor işler bizde. İşte keçi güdüyoruz. Yazın daha zor oluyor tabii. Yazın 4.30'da kalkıyoruz biz. Yazın niye daha zor? Kışın soğuk şey yapmıyor mu? Yazın işler çok. O yüzden. Kaç davarınız var? Ayıptır sorması. 150-200'e yakın. Vay yani. Çokmuş be Elif. Vay 150-200. İnek falan. Yok. Hep küçük baş. Bizim orası küçük baş. Ha, bizim oralarda zaten öyle danaydı falan öyle şeyler yenmez. Kuzu yok, keçi falan aynen yenir değil mi? Küçük baş genelde. Oğlak falan. Köpeklerin var. Köpeklerim çok güzel, evet. 10 tane. Ben senin gördüm Instagram profilini, izledim.
Bir şey yazmışsın, o kadar duygulandım ki. Ölünce arkamdan ağlayacaklar yazmışsın. Evet. Orada oğlak vardı, köpeğin vardı. Horoz mu var, ne var, tavuk mu vardı, öyle bir şeyler daha vardı. Hepsinden vardır, Hepsinden vardı. Yani genelde hayvancılıkla uğraşan insanlar hayvanlarla böyle duygusal bağ kurmazlar diyebilirim. Hani böyle aman eşektir falan. Daha şehirliler daha fazla anlamıyorlar gibi ama sen seviyorsun hayvanları. Ben çok seviyorum. Hatta köpeğim öldüğünde ağlamıştım ben geçen sene. Böyle ağlıyorum. Babam diyor ağlama diyor. Gitti yenisini aldı geldi ben ağlamayayım diye. Yani ister istemez biz küçüklüğümüzden beri hep onlarla büyüdüğümüz için artık onlar bizim arkadaşlarımız. Yani benim normal arkadaşım çok yoktu köyde olmadığım için bir de köy merkezinde de olmadığım için. Hep onlarla arkadaşlık ediyorduk. İyi. Onlara isimler veriyoruz işte. Leyli Gül'üm var şu an bir tane. Leyli Gül'üm köpeğin adı mı? Leyli Gül evet. Leyli Gül. Ha, evet. Çok güzelmiş. Evet. Harika. Şimdi siz orada bayağı çadırda yaşıyorsunuz. Yörüksünüz değil mi abi? Yörüğüz. Yörüksünüz. Normalde şehirde yaşayacak maddi imkanınız var. İsteseniz bir ev tutarsınız ve kalabilirsiniz aslında değil mi? Yani aslında belki olabilir ama ailem zaten öyle bir şeyi asla istemez. Sen ister miydin? Hayır. Ha, çadırı diyorsun yani. Yani şehirde yaşamak benim için çok zor. Mesela üniversiteye gittim. Ben orada da alışamadım. Oraya nasıl gittin peki? Her gün şeyden çadırdan okula mı? Yok, şeyde kaldım. Yurtta kaldım. Neyse gidip gelemezdim. Arası 3 saat. Yok canım öyle olur mu yani? Evet. Kaç sene yurtta kaldın? 4 sene mi? 2 sene yurtta kaldım. Pandemi zamanında sonra çadıra döndüm. O sana yaramıştır o zaman pandemi işi. Yani aslında yurtta kalmak zorunda kalmadan en azından. Ya, o yönden yaradı ama derslerim açısından çok da yaramadı açıkçası. İnternet mi bulamadın? İnternet niye? Sıkıntıydı. İşte elektrik. İnternetten daha önce elektrik sıkıntıydı. Vakit sıkıntıydı sürekli çünkü aileme yardım etmem gerekiyor, ödevler var. Ha, ama olsun atlattık bir şekilde güzel. Bitti, mezun oldun. Bir de yüksek lisansa başladın. Evet, kazandım. Niye sanat tarihi Elif? Mesela ben beklerim ki hayvancılık, tarım, işte ne bileyim veterinerlik falan gibi bir şey beklerim. Şimdi herkes dedi ki sen veterinerlik okumanı beklerdik falan. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bir insan bir şeyi seviyorsa illa onun mesleğini yapmak zorunda değil. Hani ben hayvanları meslek gözüyle bakmak istemedim çok hani böyle yani. İşte onları tabii ki isterim tedavi edeyim falan ama hobi olarak, bir iş meslek olarak çok düşünmedim. Ama oradan para kazanayım istemedin yani. Çok mesleğim olsun istemedin. Evet. Mezun oldun şimdi yüksek lisans yapıyorsun. Amacın ne? Hedefim aslında akademisyen olmak. Ama köyden de kopmak istemiyorum ben. Nasıl olacak o iş anacığım? İşte bakacağız artık ona ya. Zor işler. 99 doğumlu Elif'imiz. 90'ların son çocuğu. 90'ların son çocuğu Elif. Ve harika içerikler üretiyor Instagram'da. Mutlaka bakın. O özlediğimiz aslında hani çocukluğumuza dair. O senin anlattığın oradaki şeyin çoğunu ben biliyorum. Biraz hemşeri olduğumuzdan da biliyorum. Bana müzelerden yazdılar. Ne diyorlar? Müzelerde biz bunu görürdük ama ne olduğunu bilmezdik millet sorunca falan. Senden izleyip anlatıyoruz artık. Ha, evet. Çok güzel. Şey diyen oluyor mu peki Elif? Genelde öyle zanneder. Ya bu yok ya fake'tir bunlar şehirde yaşıyordur falan bilmem. Şey diyorlar genelde hani. Video içeriği için sadece. Hiç kendimi vallahi şey yapamam öyle video içeriği içinde onları. Hiç o hallere de giremem diyorsun. Hiç giremem vallahi aynen yok. Aynen öyle. Ben biliyorum ben tanıyorum. Hikayesini bilmesem zaten davet etmem. Çünkü siz de haklısınız. Öyle fake yapanlar var. Evet. Yani biz Anadolu çocuğuyuz falan diye böyle ağzın değişik konuşan. Fakat yayının arkasında BMW'sini bilip uzayan öyle çok fazla insan var. Ama şey öyle değil. Elif öyle değil. Elif neyse o canım benim. Diğer kardeşlerin ne yapıyor? Şimdi en küçüğü ilkokul 1. sınıfa gidiyor. Biri 5. sınıf. Erkek kardeşim de liseyi bitirdi. Üniversiteye gitmedi. O da kopamadı bizim hayvanlardan. Öyle o da aileme... 150 tane davar var. Evet. 150 küsur. Başka ne var? Köpek var. Kaç tane? 10'a yakın. 10 tane mi? Evet. Ha, anca onlara sahip oluyorsunuz. Evet. Şeyde dağa çıktığın zaman yaban domuzu var. Var mı yaban domuzu? Kurtlar çok var. Domuz çok fazla ama kurtlar çok... Asıl zararı kurtlar veriyor. Evet, daha geçen gün 6 tane keçimizi yedi mesela. Bir tane. Evet. En kötüsü de ben yüksek lisans mülakatına çalışıyordum. Ben çalışırken önümde koyunları yemiş. Sen nasıl 10 tanesini yemiş. Ya çok ormanlık olduğu için koyunlar geride kalınca hemen onların önünü çevirmiş. 10 tanesini yemiş orada. Köpekler? Köpekler o gün yanımda değildi. Evet. Bir de babamın asla satmam bunları çok seviyorum dediği koyun 10 tane de 10'unu da yemiş. Baban çok, kızdı mı? Babam hiç kızmadı bana. Senin canın sağ olsun dedi. Babam öyle şeylere kızmaz. Hani maddi olarak şeylere kızmaz. Senin canın sağ olsun. Sana adını? Bir şey olmaz dedi. Halil. Kara Halil. Kara Halil. Sallayın mı? Sallayın. Buradan Kara Halil'e selamlar.
Annen de gidiyor mu daha böyle davar gibi? Hepimiz gideriz. Hep beraber gidiyorsunuz. Yani hani o gün kim müsaitse o gider. Bizde kadınmış, erkekmiş ayrım işlerde olmaz. Peki şeyi merak ediyorum Elif. Sen şimdi böyle bayağı da içerik üretiyorsun. Acayip de çok takipçin var. Daha da interneti, elektriği nereden buluyorsun? Elektrik şöyle, güneş enerjili şey almıştık. Sadece telefonları şarj edebiliyor ama o da çok şükür yeter. He. Bir de işte ışık aydınlatma. Onda şarj ediyorum telefonu. İnterneti de paketim yettiğince işte yani. Öyle çok mesela çok aktif olamıyorum. Herkes diyor ki her gün video bekliyoruz senden. Ya nasıl atayım işte, internet mi var sanki? Daha da yok değil mi internet? Çekiyor aslında da paketler işte, internet paketleri falan çok yeterli olmuyor. Ben hediye edeyim sana paket. Ya yok, teşekkür ederim. Vallahi kız gerçekten. Tamam, bundan sonra senin internet paketini biz BD Fikir Sanat olarak biz seni karşılayalım. Çok utandım şu an. Çok? Utandım. Ne var kız utanacak bundan, ben senin abinim. Bir de ayrıca kız kardeşimle de tanışıyor şey evet, Elifciğim. Onunla Gençlik Merkezi'nde beraber tanışmışlar. Bayağı sohbet etmişlikleri var. İçerikleri üretiyorsun. İnternet paketi yetince ondan sonra içerikleri yolluyorsun. Gelen yorumlara falan sonra çok uzun uzun bakamıyorsun. Çok yorumlara ya vakit de çok olmuyor açıkçası, mesajlara falan. Hani diyorlar ki aslında şey yettiğince, zamanım yettiğince ben herkese cevap vermeye çalışırım. Hani öyle egolarım falan asla yok. Öyle bir şey olmaz zaten. Ama çok vaktim olmuyor. Yani dersime de çalışmam gerekiyor. Baban demiyor mu? Nedir kızım bu ya, yapma etme, bu nedir ya falan. Aslında babamın tepki vereceğini düşündüydüm ama hiç de bir şey destekledi bile beni. Bak ne kadar güzel evet, bir şey. Sen helal dedi olsun. Kötü bir şey yapmıyorsun dedi burada dedi. Evet. Hatta çevremdeki insanlar bana mesela hani eleştirdi. Sen bir kız çocuğusun, ne işin var İstanbul'da tek başına diyenler falan oluyor. Ha, buraya gelirken şimdi. Evet evet. Babam da diyor kendi çocuğunuz yapsaydı diyor nasıl sevinirdiniz diyor. İki kelime konuştu diye milletin karşısında, o mu sizin zorunuza gitti? Helal olsun be. Evet. Hasan mıydı adı? Halil. Halil abi. Helal evet. olsun. Benim babamın adı da Halil'dir rahmetline. Helal olsun sana Halil abi ya. Bak ne kadar güzel. İnsan evet. yetiştirdiği çocuğa güvenecek yani. Bak. Bir de kız çocuklarını çok severler bizim ailede. He. Kız çocuğun oldu mu tamamdır yani. Dünya tamamlanmıştır, rahmettir, berekettir diye. Ha, ne kadar güzel bir şey evet. ya. Helal olsun ya. Ama baban gerçekten tebrik edilir yani, böylesi adam var ya. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Demek ki sana ne kadar güven, ne kadar iftihar ediyor seninle yani. Evet, bana güvenmeseler zaten böyle bir şeye müsaade etmezlerdi. Yani onlar eğer destek vermeseydi ben hiçbir şey yapamazdım. Annemle babamın rolü çok büyük. Ziyarete gelen oluyor mu? Mesela 200-220 bin mi takipçim var? Evet. Onu bir 300-400 bin yapalım arkadaşlar. Hatta 500'e de. Hatta mümkünse 500 olsun. Peki hiç demiyorlar mı sana, yazan yok mu? Ya biz gelmek istiyoruz, seni görmek istiyoruz. Aslında var, gelenler de var. Arkadaşlarımdan falan geliyorlar işte, eski lise arkadaşlarım diyor. Onlar diyor ya da işte oradaki tanıdık insanlar. Yani elimizden geldiğince tabii ki misafirin başımızın üstünde yeri var. Hmm. Sizi de bekliyoruz burada. Herkesin karşısında. Gelirim ben. Ben Adanalıyım. Zaten benim yolum düşer oraya. Buyurun gelin. Emre Müdür'le gelelim bir gün. Tabii ki gelin. Çok vallahi. Seviniriz. Oğlaklar olduğunda falan böyle de var. Severiz onları. Evet. Olur olur, gelirim ben. Tamam. Ne kadar, kaç kilometre yol yürüyorsun böyle mesela? Hiç hesapladın mı böyle çıktığın zaman davar kütmeye? Adım olarak... Genelde. Hiç baktın mı, saydın mı? Evet, adım sayar telefondaki. O ne kadar doğru bilmiyorum da. Doğrudur yani, o. 26 bine ulaşabiliyor günlük. Çok da değilmiş ya, 26 aynen. bin. Aynen ama değil. Yazın daha fazla olur. Yazın böyle bir şey olur yani çok. Şimdi orada elektrik yok. İnternet bazen çekiyor bazen çekmiyor. Bir de şey kotalı olduğu için evet. sıkıntı. Yoksa internet var orada. Evet. Peki televizyondu vesaireydi, bilgisayardı. Hani kurgu falan yapamıyorsun o zaman. Yok, ben direkt atıyorum videolarımı. Hiç edit medit yapmadan. Ha, çektim ver gitsin. Çektim coş. Atıyorum. Yani hiç şey yapmıyorum. Çok güzel ya. Elif, bayıldık biz sana ya. Sanat tarihi okuyacaksın. Şimdi sen 99 doğumlusun. Evet. Mesela yarın bir gün bir talip çıktı, evlendi. Evlenmek istiyor seninle. Dedi ki biz Mersin merkezde yaşayalım, şehirde yaşayalım. O zaman nasıl olacak bu işle? İkna ederiz ya onu. Ha, onu transfer ederim diyorsun daha. Yani katlanacak. Eğer seviyorsa bir şeylere katlanacak. Hep biz mi kütüğümüzü değiştiriyoruz, soyadımızı değiştiriyoruz. O da şeyi değiştirsin yani çok. Helal olsun sana, ne kadar güzel. Evet. Annem baban ikisi de Yörükler. Evet. Biri için bir yer değiştirmemiş anladım. Yok, aynı onlar köylülermiş. Zaten aynı köylülermiş. Aynı. Ha. Onlar beraber yaşıyorlarmış. Evet. Peki yüksek lisans diyorsun, yapıyorsun. Hı-hı. Akademik kariyerine devam edip öğretim üyesi olduğun zaman nasıl olacak bu işler? Mecbur yaşayacaksın o zaman. Mecbur yaşamak zorundayım da yani bakacağız artık, o kadar zaman gösterecek ne olacağını. Hadi bize devam et bakalım. Sabah uyandınız, orası yarım kalmıştı. Yazın anlatayım ilk. Sabah işte saat 4:30'da biz annemle kalkıyoruz. Ondan geçileri falan sağıyoruz.
Sonra işte kahvaltı, sonra keçileri gütmeye gidiyoruz. Tekrar gelip işte evin işleriyle falan ilgileniyoruz. Bizde yemek falan dinlenme saatinde yapılır. Mesela tüm yörüklerde genel olarak böyledir. Şey yapardık, dinlenirken yemeği yap verelim. Dinlenirken şunu yapalım. Hani bizde dinlenme, yemek yapma falan. Anca öyle bir boşluk bulunca. Evet, yani. Evet. Hmm. Öyle. Sonra işte tekrar... Yemekte ne oluyor? Biraz onları da anlat. Yemekte ne oluyor? Genelde et ürünleri. Tabii 150 tane olak olunca haliyle. Yani işte yemek kültürü biraz et üzerine. Hmm. Yani zaten Adana, Mersin, o civar. Oh, mis gibi. Aynen. Hayatın piknik vallahi, ne güzel ha. Her günüm piknik gerçekten. Ya korona moranası hiç etkilememiştir. Zaten etrafınızda insan hep yok. Hep dışarı biz çıktık. Gibi. Sokağa çıkma yasağı diye bir şey olmadı. Maske tabii takma diye bir şey olmadı. O ha. Konuda çok iyiydi. Covid yine de oldunuz mu? Oldum. Yine. Oldun mu kız yine de? Oldum. Bir hafta süründüm. Evdeki çadır, aynı çadırın içinde nasıl bulaştırmadan kurtuldu ötekiler? Babama oldu. O kalpten anjiyo oldu sonrasında. Ha. Diğerlerine bir şey olmadı. Tamam, davarları getirdik. Sonra işte akşam ezanına kadar yine öğle arasından sonra yine davarları gütmeye gideriz. Geldikten sonra yine ev işleri. Sonra işte kendime bir saatlik bir vakit bulabilirsem, misafir gelmezse eğer akşamları, ders çalışmaya çalışırım. Ondan sonra zaten saat 12-1 oluyor tekrar günlük. Derse nasıl çalışıyorsun abicim? O hani elektrik ama o ampulü aydınlatıyor demek kurduğunuz güneş sistemi, evet, öyle mi? Hmm. Ona da şey yaptıydım. PDF'leri indirdim. Kırtasiyeden de çıkarttım. Gündüzleri falan işte mülakata çalışırken öyle çalıştım, koyunları kurtlara kaptırdığımda. Ha. Onu okurken orada kaptırmıştım. Yani bu hayvanların önünde ders çalışma işi biraz arkadaşlar yalan olabiliyor. Yoksa bir element olabiliyor diyorsun yani, sıkıntı oluyor. Evet, o biraz sıkıntı olabilir. Vay be. Onlara aldanıp da sakın öyle şeyler yapmayın. Sakın odaklanmayın, hayvanlarınıza bakın diyor. Çok üzülmüştüm. Üzülmeyecek gibi, evet, mi yani bu? Babam diyor, bir de sonrasında aynı gün köpekler de zehirlendi bir yerde. Babam diyor ki... Biri mi zehirlemiş, yedikleri bir şeyden mi zehirlenmişler? Büyük ihtimalle bir yerde zehir falan bir şey oldu. İşte sonra şey yapıyor, Allah'ım diyor, koyunlar hiç önemli değildi, köpeklerim ölmesin diyor. Allah Allah. Sonra o köpekler öldü. Hatta şeydi, bir tanesi yeni doğum yapmıştı, 2 günlük yavruları vardı. Hmm. Araba çarptı onu da işte o gün. O gün nasıl bir gündü bilmiyorum. Hmm. Sonra herkes dedi ki bu köpekler ölecek dedi, yavrular da, çünkü gözleri falan açılık değil. Dedim ben onları büyüteceğim. Hmm. Biberon aldım geldim. Ay. Evet. Sonra onları ben besledim. Beni anneleri sanmaya başladılar. Sen nereye gitsen peşinden geliyor. Evet, sesimi duyuyorlar yuvarlanarak, gözleri de açılık değil, yuvarlanarak böyle sesime doğru canım gelmeye benim başlıyorlar. Evet. Öyle büyüttüm onları da ve sonra gençlik hastalığına yakalandılar. Hmm. Şeye gittiğinde, üniversiteye gittiğinde sınıf arkadaşların nasıl karşılıyordu senin bu yaşam tarzını? Sınıf arkadaşlarım beni hep şey sanıyormuş. Böyle hiç espriden anlamayan, çok böyle donuk. Oğlum o kadar iyi ki seninle muhabbet ettik. Biz yayın arkasında da sohbet ettik. Gayet de eğlenceli. Beni hiç böyle güler yüzlü olmayan, şakadan, espriden anlamayan biri olarak ilk yıl hep öyle görmüşler. Hmm. Ben de çok şeydim, konuşamıyordum zaten. Yani ilk defa toplum içine gelmişim, ben ne konuşacağım? Hmm. Ben hayvanlardan başka bir şey görmedim hayatımda yani, hani öyle. Hmm. Şey yapmıyordum ben de, onlar öyle davranınca ben de çekingen davranıyordum. Sonra bir gün bir şey yaptık işte, sohbet geçti falan. Kızım biri bana çoban dedi, çobanım dedi. Şaka olsun diye. Şaka olsun diye demiş ama sonra dedi ki alınacaksın diye, eridim dedi. Ben de dedim ki hani ona çok güzel bir karşılık verdim, güldüm falan. Sonra şey yaptılar, hani biz seni hiç böyle bilmiyorduk. Bir hani çobanlık ona. Bir de niye alayım ki, bu utanacak, evet, bir niye? Şey değil ki, evet, peygamber misin? Evet, o çoban öyle sanmış. Sonra çok iyi arkadaş olduk onlar. Ha. Biz seni hiç böyle bilmiyorduk diye, çok eğlenceliymişsin falan. Öyle zaten sonra 3. sınıfta pandemi oldu. Hmm. Ama güzeldi yani, arkadaşlarım hani ilk başta bir ön yargı olmuş ama sonra iyiydi. Bu çadırda kalıyorsunuz, kışın ısınma işi nasıl oluyor? Çünkü dağdır orası, soğuk da olur gece. Soba kuruyoruz. Ha, bildiğin odun sobası. Hı-hı. Evet, ona göre yapıyoruz. Babam yapıyor şeyi, çadırı. Soba kuruyoruz ona göre. Bayramlarda, seyranlarda? Bayramlarda yörük ne bilsin bayramı. Lıkır lıkır içer ayranı. Bayramlarda, kurban bayramlarından çok korkuyorum. Niye? Çünkü çok yorucu oluyor. Ha. Yani sürekli bizde kurbanlık olduğu zaman, babam da kasap bu arada. Hmm. Bayağı, hızlıdır ama o zaman. Bayağı olmuş. İyi bir kasap babam. Hmm. Her ona kestirmeye falan çalışıyorlar. Çok yoruluyorum. Yani bir hem keçilerle ben yine gütmeye, aynı günlük işlerimi yapmaya devam ederken bir de bu arada biniyor üstüne. Aynen. O yüzden baban diyor mu hiç, kızım ya biz çok yoruluyorsun falan deyip böyle bağrına basıp, hani görüyor mu senin bu eforunu? Görürler.
Ha, evet. Merhametle davranıyor yani o konuda sana. Evet, ama onların da çok yapabileceği bir şey yok. Tabii aynı ya, şekilde. İş böyle aynen. Çünkü bu iş yapılacak bir ama şey. Ama babam hep şunu yapardı. Mesela ben kazanayım onlar yesin gibisinden bir şeye asla girişmedi. Hani tabii ki o kazandı biz yedik ama diyordu ki siz kendiniz bir şeyleri yapmayı öğreneceksiniz. Paranın nasıl kazandığını öğreneceksiniz. Hani mesela işte sen okuyorsun aman sen hiç elini şey yapma kalkma öyle bir şey hiç olmadı. Ama iyi ki de olmamış. Ben o zamanlar çok kızıyordum babama niye böyle diye. Hı hı. Ama dedi ki sizin dedi bazı şeyleri öğrenebilmeniz için. Ya ne kadar güzel bir şey evet. işte. Zor zamanlar güçlü insanlar doğurur derler evet. işte aynen öyle. Çadırınız hep aynı yerde sabit mi? Mevsime göre gezdiğiniz eskiden oluyor mu? Eskiden mevsime göre hep gezerdik. Yörük göçü denen bir şey evet. var yani bir yerden bir yere evet. taşınma eskiden gitme. Şu an yok. Yok. Şu an zaten her yer bahçe oldu, kesimler yapıldı, saha oldu. O yüzden bir de şey kardeşlerim okuyor ya benim. Yol kenarında yakın olmamız gerekiyor. Ha, yola yakın bir yere kurdunuz evet, çadırınızı. Bu geçtiğimiz aylar, geçen sene mi, ondan önceki sene mi bir yangın olmuştu? Geçen büyük yangın. Seneydi. Geçen seneydi. Evet. O sizi etkiledi mi? Yok. Bizi şöyle etkilemedi, daha deniz kenarına doğru genelde yangınları şey oluyor. 2008 yılında çok büyük bir yangın olmuştu. O zaman çok korkmuştuk. Ama böyle kayalıklar var bizim köye hemen gelmeden. Hep o kayalıklarda engellendi o yangınlar. Ha, o durdurdu orayı. Evet, çok şükür yani. Peki kardeşlerin okulla şu an sizin çadırın mesafesi ne? Çocuklar okula 5 gidiyor. 5 kilometre falan ama servis yol var kenarında yani. Olunca gelip alıyor kardeşlerini. Ha, aşağı yola iniyor, evet, oradan evet. çocukları alıyor. Evet. Ha. O konuda iyi. Kardeşlerle aran nasıl? Çok iyi. Evet, severler mi seni? Evet. Sen bir de en büyüklerisin yani. Evet, çok severler beni. Ben de onları severim. Yufka ekmek yapıyor musunuz Elif? Yapıyoruz. Ya? Ben bayılırım ona ya. Anam dedi çabuk gel dedi yufka yapacağız dedi. Bitmişti. Ha, gidince yapacaksınız. O böyle kurur onu ıslatılır evet. böyle. Çok güzel. Biz hep onun zaten başka bazlama. En bir güzel de o. Abo çok güzel. Evet. Sıkma da yapıyor musun? Her sabah işte bazlama sıkma. Gelin ben size Elif gel. Ya. Buyurun gel. Vallahi gelirim. Gerçekten gelirim. Söz veriyorum geleceğim. Tamam. Gelin video atarız beraber. Tamam. O bir ağaçta bir şey topluyordun Instagram'da. Sakız. Bunun toplaması çok zordur, yemesi elamet falan diyordun. Ha, neydi? Elmaydı o. Ha, elma. Niye zor toplamak elma? Öz boyacı altınla tarzını belirleyenler şimdi fırsat ürünlerini belirliyor. Instagram hesabımızı takip et, storylerde yer alan ürün oylamalarına katıl. Hangi ürünlerde indirim olacağına sen karar ver. Seçtiğin ürünler en özel fiyatlarıyla özboyacı.com adresinde olacak. Oylamalar bir anda karşına çıkabilir. Instagram hesabımızı takip etmeyi unutma. Elmayı toplamak zor. Böyle başına çıkacaksın, zarar vermemek için tek tek kutuya yavaş koyacaksın falan. Bu çadırı koyduğunuz yer, o elmaları topladığınız yer sizin kendi araziniz mi? Yok. Yoksa devlet elma dedemin. Ha dedenin. Aynen ama arazi devletin. Devletin. Çadırın olduğu bir arazi. Şey diyorlar mı? Ya kardeşim siz burada ne yapıyorsunuz? Yani ne diyorsunuz şimdi falan? Onu demiyorlar. Çünkü birçok bizim orada çadır var, yörük var. Bunların devam edebilmesi için. Yani herkes devletin toprağında orada çadırlarını kuruyor. Yani çünkü ormanın içinde olması gerekiyor ki hayvanlar beslensin. Yani herkese kendi arazine git derse bu sefer yörük çadır diye bir şey kalmaz. Mesela zaten. Genç arkadaşlarımızdan bilmeyenler olabilir. Davar gütmek, onları alıyorsunuz, dağa çıkarıyorsunuz kırlıklara, evet. yeşilliklere. Bunu niye yapmak zorundasınız Sergin? Çünkü bunu yapmazsanız yem almak zorundasınız, hayvanları evet. doyurmak zorundasınız. Yem çok pahalı. 150 tane hayvanı her gün doyuracağım deseniz evet. oradan hiçbir şey kazanamazsınız. Dolayısıyla bu hayvanları alıp otların bulunduğu, böyle yeşilliklerin bulunduğu meralara salmak durumundasınız. Yem versek bile onu yapıyoruz biz. Ha. Çünkü yeşillik hayvanlar için her zaman daha iyidir. Yani daha doğal, güzel süt, evet, doğal. Eti ya da sütü insanlar hep zaten tercih ediyorlar. Bizim köyü özellikle kayrak geçisi olarak bilirler. O yüzden biz hep iş götürürüz yani güderiz. Doğum yaptırıyor musun hayvanlar? Evet. Yaptırıyor musun? Gelsin de şey zamanı çekeceğim onu da izlersiniz takipte kalın. Hem oğlağı doğurtuyor hem takipçi kasıyor. Helal olsun kız sana Elif çok sevdim seni. Evet, sen doğurtabiliyorsun yani evet, hayvanları. Evet. Bunu da şey yapmıyorsun. Ha normalde şehirli kızlar ay dokunmayayım buna. Yok hiç öyle şeylerim olamazdı zaten. Olmamalı da zaten. Olmamalı da. Olmamalı. Doğurturum yani hiç şey yapmam. Bir yörük kızının şehir kızından farklarını bize anlatır mısınız Elif Hanım? Yani şehir kızı nasıl olur çok bilmiyorum açıkçası. Ben sana gösteririm bugün birazcık. Gezdiririm seni. Ama şöyle biz dediğim gibi hep bir de bizde erkek kadın işi falan hiç öyle şeyler yok. Erkek de mesela benim babam yemeği de yapar, bulaşığı da yıkar. Annem de mesela işte biz geçleri de güderiz, ben odun da kırarım, odun da getiririm. Her şeyi yaparız biz.
Yapmak zorundayız da zaten. Yani biz sürekli çalışmak zorundayız. Bir şeyleri üretmek zorundayız. Ya sen bizi bir görseydin. Biz böyle bir köy evi kiralamıştık. Orada benim bir soba yakma deneyimim vardı. Bir insan 3,5 saatte bir sobayı yakamaz mı yani? O benim işte yani. Beceremedim. Görsen güle güle ölürdün. Gerçekten. Şimdi ben sana gelsem ne eğlenirsiniz benimle, ne gülersiniz. Çünkü ben eskiden Anadolu programı çekiyordum Elif. O zaman köylere gidiyorduk. Mesela teyzeler Elif yapıyordu. Al sen de yap diyorlardı. Güle 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 ölüyorlardı. Odun kıramıyordum. Baltayı saçma sapan böyle kullanıyordum. Ne kadar gülüp eğlendi. Hayret ediyorlardı. Erkek başına sen bunları nasıl yapamıyorsun diye bana. Yani olabilir. Niye yapmak zorunda olsun ki? Yok değil ama onların bulunduğu ortamda evet. Herkes zaten bunu biliyor. Evet. Ama eğer kadın erkek eşitliyse alası bizde var diyorsun yani. Var evet. Tabii ki var. Hastalanınca nasıl oluyor abi? Mesela doktor ihtiyacı olunca falan. Yani çok ölümcül bir şey değilse genelde gitmemeyi tercih ediyoruz. İlaç falan? İlaç falan. Babam kalp hastası benim. Hmm. O bir de erkek kardeşim gözlerinden sıkıntılı. Hmm. Onlar için gittik geldik bayağı bir de yani. Çok böyle hani ufak gripmiş ya da işte baş ağrısı falan böyle şeylerde tabii ki doktorlarımızı meşgul etmiyoruz buradan da. Kendi işlerimizi hallediyoruz diyorsun. Evet. Ama sizin beslenmeniz de bizim beslenmemizden 20 kat daha iyi yani. Evet. Bal, dağda bal bulduğunuz oluyor mu? Oluyor. Anlatsana kız, ben bayılırım öyle şeylere. Ağaçlarda genelde büyüklerimiz çok iyi bilirler. Takip ediyorlar arıyı evet, diye evet. biliyorum. Evet, babam özellikle, dedem eskiden arıcıymış da benim. İyi bilir onlar. Ağaçlardan böyle takip ediyorlar, hemen buluyorlar onu. Ama balı çok güzel, hiç dokunmuyor insana bir de. Mesela biz öyle şeyde Bulgaristan'da belgesel çekerken öyle bir bal bulmuştuk. Ben yumulmuştum direkt. Adam durdurdu beni. Dedi bu balı böyle yiyemezsin. Bu seni çarpar, gece fenalaşırsın dedi yani. Bundan böyle küçük çay kaşığıyla çay kaşığıyla. Aa, yok bizim bulduklarımız falan yani ya da bizim bünyeye alışmış olabilir bilmiyorum da. Güzel oluyor ama tam doğal yani. Çiçek tadı geliyor insanın ağzına. Ne kadar güzel evet. ya. Onu da bulmak çok zor. Ama son yıllarda çok azaldı. Eskiden daha iyiydi. Daha çoktu değil mi? Doğa evet. bozuluyor çünkü evet. yani şeyler bozuluyor. Harika. Kılık kıyafet modayı takip ediyor musun mesela? Ediyorum. Harika. Şalvarı moda yapalım buradan yetkililere sesleniyorum. Şalvar moda zaten. Yani sadece renkleri desenleri böyle değil. Evet ben ya. Seni götüreyim Nişantaşı'na. Birçok insanın üstünde yine ne bu tarz işte, kıyafetler var. Sen giyince yürük oluyorsun, onlar evet. giyince modern oluyorlar. Aynen. Buradan herkese sesleniyorum yetkililere falan. Şey mi Elif? İstanbul'a ilk gelişinde geçen? Yok, ondan önce Çağlaş'a geldim programına. Kimin programına geldin? Hiç yakıştı. Oldu mu şimdi bu? Evet. Ama ilk şeydi böyle. Çağla Şikel'in programına katıldın. Evet ama çok acemiliğimle denk geldi. Nereden bulmuşlar seni? İşte habere çıkmıştım. Siz görmediniz. Hemen görseydiniz ben size gelirim. Ben görmedim ya. Ne yaptın Çağla Şikel'in programında? Oturdum böyle işte. Uçakla mı geldin ona da? Yok otobüsle. Onlar hiç uçağa teklif bile etmediler. Ha direkt otobüsle. Evet. Ya devlet. Ya, gördün mü? Bak işte. Bakanlık seni direkt uçakla getirmiş. Ya işte. Devletimiz güzel. Ne sordular sana? Geldiler orada video çektiler önce bir. Köyde? Evet. Sonra bir şey sormadılar aslında öyle normal. Sen 200 bin takipçi ondan sonra mı yaptın? Yok. İşte benim videom o eğirtmeç videosu vardı Kirman. O şey oldu bir anda viral oldu. Takipçi 100 bine doğru gitmeye başladı. Sonra haber falan şey oldu işte. Ondan sonra onlar görmüş çağırdı. İşbirliği falan yapıyor musun şimdi 200 bin takipçi olunca? Yok. Yani trend yolla falan yapmaya şey yaptım da bana uymuyor ya onlar yani çok. Anlık paylaşım yapmak zorundasın, bir şeyleri takip etmek zorundasın. Sen elektriği, interneti aynen. her zaman nereden bulacaksın? Bir de yani mesela diyorlar şu ürünü gönderelim. Benimle hiç alakası yok. Ben insanlara niye yalan söyleyeyim ki yani bu çok güzel falan diye. Bize de olmuştu bir tane. Böyle bir sucukçu gelmişti, adını vermeyeceğim. Bizim şey yapar mısınız dedi, reklamımızı yapar mısınız dedi. Sponsor olmak istiyoruz. Olur dedik biz. Sucuk gönder dedik. Gönderdi. Yani dedi, bir gönder bir bakalım. Sucuğu tavaya atıyorsun. Alttan ateşi veriyoruz. Bir damla yağ çıkmaz mı yani? Büzüştü kağıt gibi oldu. Dedik ki biz sizin reklamınızı yapamayız. Niye dedi adam. Dedim sucuğun kötü. Size ne kardeşim dedi. Parasıyla değil mi ya dedi. Ya öyle şey mi olur dedim, ya? Dedim öyle saçmalık olur mu? Kul hakkıdır dedik yani. Sen berbat işe be. Yani bize sponsor olmuş müşterilerden çok şikayet gelince biz gönderiyoruz. Diyoruz ki biz sizle çalışmayız. Ya inanmadığım şeyi niye söyleyeyim ki? Yani o senin dediğin reklamlarda da öyle. Evet. Aa yedim bayıldım çok güzel falan. Yo, vallahi bizim sucuğumuz da meşhur bu arada.
Anlat neyi, ne farkı var? İlişkin derler bizim oralarda onlara. Ne farkı var? İşte, sadece etten, kıymadan, keçinin etinden yani hani başka böyle hani arta kalandan yapalım falan gibi bir şey yok. Zaten olsa onu görseler orada kasabayı iflas ettirirler diye. Ha, tam etten olacak evet. Yani sucuk. Babam kendisi yapar zaten. Senin yediğin şeylerin yakınından geçmiyordur bizim yediklerimiz. Şimdi insanlar bakıyorlar şey diyorlar, bunlar nasıl besleniyor? Hem de alasını besleniyorsunuz ya. Evet. Senin yediğin tereyağı biz bulamıyoruzdur muhtemelen. Yediğin balı bulamıyoruz, peyniri bulamıyoruz, zeytini bulamıyoruz. Evet. Ondan sonra eti bulamıyoruz. Zaten bunlar temel besin. Sebzeyi nasıl hallediyorsunuz? Sebzeyi şimdi maruldur, ondan sonra domates, işte soğan, sarımsak kendimiz dikeriz onları. Pazardan alınmaz olmuş zaten. Değil mi? Alınmazdı, çok pahalı olmuş. Kendimiz domatesi falan zaten kıraç dikiyoruz, kavun, karpuz. Su vermeyince de tadı daha güzel oluyor, direkt kıraç toprakta. Öyle güzel oluyor. Peki bazen içinden geçmiyor mu Elif ya? Ben de süsleneyim püsleneyim, şöyle ortamlara bir akayım, gezeyim falan. Yok, çok aslında şey olmuyor. Ben dünyanın her yerini de gezsem, akşam olunca direkt evime, koşarak evime dönesim geliyor. Çadıra gidesin evet. Gibi. Ne var sende? Şehrin sana veremeyip oranın verdiği. Neyi özlüyorsun orada ya? Oradaki hayvanlarımı çok özlüyorum, böyle köpekleri falan. Ya bir de orada alışmışım yani, çocukluğum orada geçmiş, orada doğmuşum. Şehir bana çok böyle şey geliyor, samimiyetsiz geliyor açıkçası. Korkutuyor mu şehir seni? Evet, ürkütüyor. Kalabalıklar da ürkütüyor evet. Seni değil mi? Evet. Öyle olur, öyle hisseder insan. Kim nedir belli değil. Peki sizin çadırın kurulu olduğu yerde başka çadırlar var mı? Size mesafede komşuluk yani var. Gidip gelip. Ne kadar mesafe mesela? Yakın. Bir tanesi yakın. Diğer yani çok yakın olanlar başka yok. Öyle yürüme mesafesinde olan yok. Eskiden oluyordu ama. Çocukken. Komşuluk falan. Yapıyorsunuz yani. Evet evet. Onlar akraba seviyesinde yakınlar mı yoksa yok, şey mi? Yok, kendi köyümüzden, başka köylerden. Öyle insanlar ama birçok insanla da tanıştık orada yani iyi oluyor. Eskiden küçükken daha çok iyiydi. Ne hangi açıdan daha iyiydi mesela? Yabancı insanlarla tanışıyorduk, komşu oluyorduk. Ha, hiç bilmediğiniz adamlarla. Evet, iyi geçiniyorduk da güzeldi yani. Onların da hiç küçük çocuğu olmuyordu, çok sinir bozucuydu. Niye küçük çocuklar olmuyordu onların? Hep büyükler oluyordu ya da işte yaşlı adamlar oluyordu. Bunun belki en kötü kısmı şudur yani hayvanları sevmek güzel ama bir yere kadar. Yani şu an sen genç bir kızsın. Akranın biriyle dertleşmek istersin değil mi? Sohbet etmek istersin. Aslında, bu ihtiyacı duyuyorsundur evet. Yani eminim. Aslında var arkadaşlarım. Hani yüz yüze çok görüşemesek de ilkokul arkadaşlarım var. Onlarla görüşürüm. Telefondan görüşüyorsunuz. Evet. Sadece. Yani vakit olunca da yan yana da görüşüyoruz da artık onlar çalışıyor. İşte ben şeydeyim. Öyle onlar. Videolarını neyle çekiyorsun? Telefonla. Yani ne var telefon? iPhone var. 7 Plus. Nasıl aldın iPhone 7 Plus'ı? Babam mı hediye etti? Yok. Babam hiç öyle şeyler almaz. Yani istesek, ısrar etsek belki şey yapar, dayanamaz. Ama diyor ki kendiniz bazı şeyleri artık almalısınız. İlk telefonumu falan almıştı. Ama sonra iPhone falan böyle şeyleri zaten almaz. iPhone nasıl aldın? Şimdi yüksek lisansı kazandım. Bursun açıklanmasını bekliyorum dört gözle. Burs çıkmadı. Kredi çıktı. Kredi çıktı. Zaten almak zorundaydım. Başka türlü okuyamam da. Sonra krediyi aldım ve ilk ay toplu bir para yatıyor böyle 3.500-4.000 arası. Ben de onu gittim ikinci el iPhone'a yatırdım. Babam bir şey dedi mi? Yok demedi, hiçbir şey demedi. Dedi para senin dedi, sonra param bitti mi dedi, geleceksin sen bana ama dedi. Bir şey demedi. İlk video çekmek için aldım onu sosyal medyada. Hani risk aldım açıkçası, tutacağını da bilmiyordum videoları falan. Ama iyi ki risk almışsın işte. Evet. İyi ki risk almışsın. Evet, bak sen önemli. O risk almasan biz bugün tanışamazdık belki evet. Seninle. Benim seninle tanıştığım kaç yıl evvelde? 4 var mı? 5 2019'da falanmıştır belki. O zaman takipçin yok muydu bu kadar? O zaman 200 takipçim vardı. Şey kapalıydı. Ya yine paylaşıyordum. Ben seni o yüzden hatırlamıyorum. Yine paylaşıyordum da. Oğlaklarla falan. Hesabım kapalıydı o zaman. He. Sonra açtım. Açar açmaz da uçtu yani. YouTube yap. YouTube'um arkadaşlar kanalım var. Abone olursanız yeni videolar gelir. Evet arkadaşlar bakın hemen şu aşağıda. Ya çok tatlısın Elif. Hemen şu aşağıda gördüğünüz YouTube kanalı. Lütfen destek olun Elif kardeşime. O dağda yaşıyor. Evet. Siz onlara mesaj atıyorsunuz. Onunla dostluk ediyorsunuz. Bu çok kıymetli. Lütfen hem YouTube'dan takip alın hem de Instagram'dan takip alın Elif kardeşimizi. Gezen Oğlak. Gezen Oğlak. Neden Gezen Oğlak? Neden öyle?
hikayesini anlatayım. Hadi anlat. En sevdiğim. Hadi anlat. Anlat abi. Şimdi ben ilk çocuğum ve annemin işte ilk doğum. Annem beni işte doğuruyor böyle. Dünyaya geliyorum ama sorunlu bir çocuk olarak dünyaya geliyorum. Hiç anne sütü almıyorum doğduğum gün. Emmiyorum. Hiç emmiyorum. Hı-hı. Ya emsene işte kadının bir sürü işi var. Emmiyorum. Hı-hı. Zaten biz de doğum yaptı annem sonraki gün çalışmaya gider. Öyle işte doğum yatacakmış, dinlenecekmiş öyle bir şey yok. Yörük kadınların. Daha da mı doğuruyor seni hastanede? Hastanede doğurmuş da doğru doğurmaz eve gelmiş. Sonra ben sütü almıyorum. Şehir merkezine uzak çadır. Zaten maddi durumları da babamın çok kötüymüş o zaman. İşte sıfır, hani sıfırdan başlama derler ya. He. Onlar öyle başlamış. Sıfırdan. Kaçarak evlenmişler bir de. Ondan sonra işte ben sütü almıyorum. Bir de çok küçük doğmuşum. Bu ölür demişler benim için. Anneme de işte morali bozulmasın diye söylemiyorlarmış. Hiç süt almıyorum. Ondan sonra işte halamgirin şey varmış. Annesi ölmüş bir oğlak varmış. Yeni doğmuş. Biberonla onu beslerlermiş. Bir tek biberon o var. Başka da yok. Alabilecek şey de yok o zaman işte. Demişler bir de bunda deneyelim. Anne sütünü almayan ben oğlağın emdiği biberondaki sütü hemen almışım. Peki hangi biberonla? Oğlağa verdikleri evet, biberonla? Evet, onunla. Oğlağın emdiği biberonla evet, sana da emzirmişler. Evet. Sen daha şehre falan gelemez. Senin temelin orada atılmış. Benim orada oğlakla aradaki bağ. Evet, süt kardeşi. İşte oradan bir oğlak emiyormuş gün içinde. Sonra sıra bana geliyor, yıkıyorlar, ben emiyorum. Aynı süt, aynı şey yani. Hı. Onunla büyümüşüm. Ana. Evet. Oğlak ismini bu yüzden verdim arkadaşlar. Onun da hikayesi var, öyle boş değil yani. Bu yüzden eğer takip almazsanız çok ya, ayıp olur yani. Evet. Lütfen takip edin. Peki biz size geldiğimizde ne yiyeceğiz? Vallahi yediririz bir şeyler. Hiç aç bırakmayız, merak etmeyin. Denize girdiğin oluyor mu? Günler deniz kıyısında. Günlerin denizle aslında hiçbir ilgisi yok. Yok mu? Haritada deniz görenler var, geliyorlar deniz. Ya çok aşağıda Büyükeceli var. Yani günlere baktığımızda deniz kıyısında görünüyor yani açıkçası. Aynen. Ama biz sadece elimiz yazları sudan çıkmıyor ama bulaşık suyundan çıkmıyor. Yüzmeye gitmiyorsunuz yani. Şöyle. Ben yüzme de bilmiyorum zaten. Ay. Aslında öğrensen keşke ya yakında. Yani, ama ona vakit mi var değil mi? Aynen. Ben sudan da korkuyorum biraz zaten. Niye? Bilmiyorum, deniz falan beni ürkütücü geliyor. Sende de bir tuhaflık var yani. Var yani. Bence de var. Dağ ormanı bıraksalar gece yarısı bile gezerim. Gezer misin gerçekten? Gezerim. Korkmam. Yolunu falan bulabilir misin? Bulurum. Yani bir yer? Nasıl, yani neye göre buluyorsun? Çok bir aşırı insan... bir ormanlık bir yer olmazsa bulurum. Bulurum diyorsun yani. Evet. iPhone 7 Plus demek ha. Ha işte. Baştan söyleseydin ona göre muamele ederdik. biz yani iPhone'un olduğunu bilmiyorduk yani. Yani işte ben böyle şeyleri söylemeyi çok şey yapmam. Mütevazı bir insanım. Böyle marka giyinme, işte gideyim alışveriş yapayım, bir AVM gezeyim. İşte şuradan bir latte, cappuccino içeyim. Ben zaten kahve, çay sevmiyorum. Ne içiyorsun? Ayran, su, işte meyve suyu. Bulursam onu içerim, sıkıntı. Ya ben böyle hani şunu giyeyim, şunu yiyeyim, şunu içeyim, hiç öyle... Hevesin mi yok yoksa? Ya hevesim değil aslında ama hani böyle illa onları hayal edeyim, işte onlar olsun falan, böyle şeylerim yoktur. Bulursam giyerim, yerim, bulmazsam gezerim yani. Böyle. Peki sana böyle sosyolojik bir soru sorayım. Şu an mesela senin akranlarının bazılarının diyeyim, hatta birçoğunun ne yazık ki marka takıntısı var. Yani ayakkabı olacaksa şu olmalı, pantolon olacaksa şu olmalı. Makyaj malzemem olacaksa şu marka olmalı. Bunların birçoğu onlarda da var olduğu halde mutsuzlar. Senden daha iyi standartlarda yaşıyorlar. Yani nasıl diyeyim? Daha iyi standart demeyeyim. Yani standartları daha yüksek gibi görünüyor. Fakat mutsuz bu insanlar, gençler. Diyorlar ki bu ülkede sıkıntılar yaşıyoruz, geleceğimizi göremiyoruz falan. Bakıyorsun her şeyi var ama mutlu değil. Bunu neye bağlıyorsun? Nasıl izah etmek lazım sence buna Elif? Sen neden mutlusun, onlar neden mutlu? Ben neden mutluyum? Ben çocukluğumdan beri zaten evim, barkım, üstüme de yıkısa gülecek bir şey hep bulurum. Yani benim de imtihanım bu, yapacak bir şey yok. Peki onlar niye mutsuz sence? Onlar niye mutsuz? Yani bilmiyorum. Aslında şöyle bir şey var. İnsan hep elinde olmayanı istiyor. Hani elimizde olanları görmüyoruz. En basitinden geçen uçağa bindim. 3 gün sağır gezdim. Allah'ım kulak ne güzel bir şeymiş dedim ya. Ya değil mi? Yani. Tıkandı değil mi? Evet. Arkadaşlar elinizde olanın değerini de bilin. Öyle olmaz bu işler. Olmayana diyorsun. Bakıp da olanı da kaybetmeyin. Hangi şehirleri gezme fırsatı buldun? Konya'yı gezdim. Konya'ya gittin mi? Konya nereye güzel. Gittiniz? Konya'nın neresine? Şeyleri gezdim. İnce Minareli Medrese, şey tezim, bitirme tezim. Oradan Karatay Medresesi, taç kapılarını almıştım. Tarihi Beyşehir'e gittim.
Beşir Eşrefoğlu Camii mükemmel. Ne kadar güzel değil mi? Mükemmel. O kapı girişini gördün mü? Evet. Ben gittim, ben de gittim. Çok güzel. Ben oranın da tezini yazdım. Hmm. O acemiliğimdi işte, ikinci sınıftaydı. Orada yer altında bir yer var girilen, evet. Gördün değil mi şeyde, oraya caminin içinde? Oraya izin vermiyorlar da. İzin vermiyorlar, biz de yukarıdan baktık. Evet, evet. Güzel. Çok güzel. Onun üstünde karlık var mesela. Şimdi kapatmışlar da, eskiden şeymiş o. Kar şeyleri iniyormuş o boşluğa. Aşağıda, aynen. Orada su birikiyor. Ve yakınca, yok orayı yakınca böyle şey oluyor ya, ne, tahtaların çürümesini engelliyormuş. Ha. Teknoloji o zaman bayağı ileriymiş. Ya. Başka nerelere gittin? Başka nereye gittim? Nevşehir'e gittim. Ya lisede gittim oralara aslında çok bir şey. Aa, Diyarbakır'a gittim. Orada ne yaptın? Okul gezimiz olmuştu geçen sene, bundan önce. Geçen seneydi. Mardin'e gittim. Güzeldi bayağı. Hasankeyf. Şey ne alaka? Gençlik Merkezi, Gençlik Gönüllülüğü ne alaka? Orayla nasıl irtibat kurdun? Orayla nasıl? İlk Yenişehir Gençlik Merkezi'ne ben gitmiştim. Niye gittin oraya? Niye gittim? Ya hiç böyle dediğim gibi ben yurttan okula, okuldan yurda arkadaş yok, bir şey yok. Yani edinemiyorum da yani atılım şey yapamıyorum böyle bir. Sonra bir gün işte dediler, ben oradaki manevi danışman hocaları falan vardı, onların yanındayken falan. Orada kızlar gençlik merkezi falan dedi. Sonra etkinlik varmış. Ben de gitmek istedim. Gittim Yenişehir Gençlik Merkezi'ne, işte engelli arkadaşlarımız falan vardı. Bayağı güzel etkinlikler falan var. Samimi de bir ortam. Müdürlerimiz falan bayağı böyle abi gibi yaklaşıyor. Metin müdüre de, Metin müdürüme de buradan. Çok samimi. Ben de sonra gidip gelmeye başladım. Sonra gönüllü genç lideri oldum. Gençlik lideri oldum. Güzeldi. Güzel etkinlikler yapıyorlar bayağı. Evet. O gençlik merkezleri var ya, yani her fırsatta söylüyorum. Evet. O kadar güzel hizmetler yapıyorlar ki. Evet. Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile gönüllere dokunuyorlar. Bakın Elif bile oradan payını almış. Evet. Gönüllü olmuş. Orada etkinlikler yapmış. Orada engelli arkadaşlara belki kitap falan okumuşsundur. Evet. Onlarla çok beraber. Çok güzeldi. Çok güzel. Yani gençlik merkezleri sosyalleşme anlamında çok iyi. Bayağı çok iyi. Tavsiye ederim. Her şeyi tavsiye etmem bu işte. Yo güzel güzel. Genç merkezlerinde iyi işler yapılıyor. Evet. Allah ebeden razı olsun. Peki şimdi Instagram hesabımızda kaç kişi var? Bu canlı canlı bakayım. Ezbere biliyor musun kaç kişi olduğunu? 230'lardaydı en son. 230. He. Bu arada şu yanda bir fotoğraf görüyorsunuz şu an dostlar. O fotoğraf bizim bundan kaç yıl evvel çekindiğimiz 2019'daki fotoğraf. 2019. Evet. 2019'da çekinmişiz. O zaman birbirimiz, o beni tanıyor da ben tanımıyorum. Neden? Çünkü ben önlüyüm. Ama artık sen de bakayım şimdi kaç takipçim varmış. O fotoğrafı da o zaman çekinmişiz sevgili Elifciğimle. Allah ondan razı olsun. Şimdi Gezen Oğlak diyoruz. Hemen altta gördüğünüz 237.000. En son içeriği ne zaman atmışsın, ona da bakalım. 13 Ağustos'ta atmışsın. Yok. En son içerik o zaman değil. Onlar başta sadece 1 Mayıs. En sonki 8 Ekim. Bu. Yok yok. Şu ya, mu? Evet. Bugün de güne kaynanası yatıya kalmış, gelin gibi uyandı diyor. Evli değilsin, bir şey değilsin. Nereden biliyorsun bu duygunun nasıl görüyorum bir şey olduğunu? Bir hafta önce daha sık içerik paylaşmalısın ya. Evet. Bu hesap büyür. Ben şimdi sana bir destek atarım, aklını alırım senin. İnşallah. Tamam mı? Tamam. Size söz veriyorum. Elif'in hesabını takip eden 10 kişiye imzalı kitap göndereceğim. Onun takipçileri arasından yapılacağımız çekilişte söz veriyorum. 10 kişiye imzalı kitabımı hadi göndereceğim. Bakayım. Bu iyiliğimi de unutma Elif. Hadi. Yufkaya da şöyle bulgur pilavının üstüne atıp banmak, yanında da et yemek istiyorum gelince. Saç kavurma yapalım. Aklımı al. Bulguru siz. Aklımızı alın. Tamam siz gelin. Babanın adı Halil miydi? Halil. İçimizden geçsin, gelelim oraya bize. Tamam, yemekle dövsün bizi. Evet. Butla vursun bize. Babam şeye gitti geldi görevli olarak. Hacca gidip geldi. Nereye gitti? Kurban Bayramı'na. Hacca? Evet evet. Kasap olarak gitti. Babam eskiden namaz kılmazdı hiç. Sonra böyle şeyleri de haccı zaten hiç düşünmezdi. Kasap ya, bir gün biri aramış, demiş ki böyle bir şey var gider misin demiş. Ya bizi nereden bulacak o demiş babam. Sonra işte yarışmaları falan oluyor onun da. Babam bir gitti Adana'da birinci şey. Kasaplık yarışması. Evet evet. Herkes almıyor mu? Aynen. Sonra adam gitti geldi, namazını geçirmiyor, küfürü bıraktı. Merhaba. Vallahi. Saydırır mıydı arada bir şöyle? Sen kılıyor musun namaz? Çok şükür yani. Elhamdülillah. Arada kaçıyor da işte yapacak bir şey yok. Onları da yakalarsın inşallah. İnşallah. Biz seni seviyoruz. Dua edelim birbirimize inşallah. Allah senden ebeden razı olsun Elif. Sizin sen de. Bize var ya, nefes oldun yani. Gerçekten. Vallahi ben de çok mutlu oldum sizinle tanıştığımı. Gezdireyim mi seni? Olur. Hadi gezek. Gezelim. Tamam, bitirelim programı. Tamam. Program bitiriyoruz biz dostlar. Elif'e çok teşekkür ediyoruz. Baban Halil'i özellikle tebrik ediyorum. Yani Allah senden razı olsun Halil abi. Kızına güvendiğin, kızına inandığın, arkasında durduğun için seni canı gönülden tebrik ediyorum. Bir de bir şey diyeyim mi? De.
annemle babamı gerçekten bir başarı hikayesi. Anlat kız. Yani yazarım. Şöyle yok, anlatacak bir şey yok ama biz dört kardeşiz. Dördümüz de annem ve babamın tek çocuğu gibiyiz. Öyle bakıyor, öyle önem mi veriyorlar? Yani hepimize böyle şey, ayrımcılık falan asla olmaz. Yani hepimize ayrı şey yapar, çok ilgilenirler. Güvenirler de sağ olsunlar. Yani bir başarı hikayesi yazacaklarsa. Şuradan söyle de sonsuza kadar kalsın. Anne babası çok seviyorum ben. Canım annem ve canım babam, sizi çok seviyorum. Köpeklerine de mesaj göndermek ister misin? Kurtlardan iyi bir şey yapın, hayvanları yedirmeyin. Peki, teşekkürler Elif'ciğim. Allah senden razı olsun. Sizden çok sağ ol geldiğin için. Kıymetli dostlar, bizden bugünlük bu kadar. Hemen altta görüyorsunuz sevgili Elif'imizin Gezen Oğlak isimli Instagram sayfasını ve YouTube'u görüyorsunuz. Onları da takip ederseniz çok memnun oluruz. Allah razı olsun. 10 kişiye, Elif'i takip eden, Gezen Oğlak Instagram sayfasını takip eden 10 kişiye imzalı kitap göndereceğime söz veriyorum. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Allah'a emanet. Online alışverişte güven arayanların adresi Özboyacı Altın'ın sunduğu Bekir Develi ile Peynir Gemisi sona erdi.